Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun arkadaşlar. Çoğu takipçimde yazıyorsanız nasılsın Gül abla? Biz iyiyiz diye Allah'ım daim iyilik versin cümlemize. Bugün güzel bir börek tarifiyle, çıtır çıtır börek tarifiyle sizlerleyim arkadaşlar. Malzemelerimi hemen buraya hazırladım. Şöyle tepsimi çekip göstereyim. Burada bir su bardağı suyumuz var. Yarım su bardağı sıvı yağımız, yarım su bardağı sütümüz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz, bir yemek kaşığı sirkemiz var. Bir tane de yumurtamız var arkadaşlar. Bunları hemen şöyle katıp, ha bir tane de kabartma tozu koyacaktım, onu unuttum. Unumu eklerken. Burada 5 su bardağı unum var. Hemen malzemelerimi katayım. Ondan sonra kabartma tozunu da getireceğim unutmadan. Şöyle yumurtamızı da kattık. Sirkemizi de döktüm. Hemen şöyle bir paket kabartma tozumuzu getirdim. Şöyle leğenimi de biraz yanıma doğru getirin. Burada 5 su bardağı unumuz var. Unumuzun yarısını şöyle yerden fazlasını dökelim. Üzerine hemen kabartma tozumuzu şöyle tuzumuzu da ekleyelim. Unumuza karıştıktan sonra hemen yoğurma aşamasına geçelim. Hemen şöyle toparlayalım hemen. Hamurumuzu, ununu şöyle yavaş yavaş yedire yedire. Bu arada hamurumuz da güzel yoğrulmuş oluyor arkadaşlar. Hamur kendine gelince zaten elimizi boşlayacak tamamen. Hemen elimi bile boşladı. Şöyle unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı pek güzel oldu arkadaşlar. Bayağı bir yoğurdum. Şöyle hemen kenara alalım. Hamurumuzu 10 beze şeklinde bölelim. Büyükleri küçükleri eşitleştirelim. Hemen yumaklar tutmuş olduğumuz hamurumuzu şöyle aynı hamur yoğurduğum leğenime koyup üzerine kapatacağım. Vaktim olduğu sürece 1 saat 1,5 saat vaktiniz varsa uzun dinlenir arkadaşlar, açması daha kolay. Şöyle üzerine kapatıp dinlenmeye bırakayım. Evet canlar, şimdi malzemelerimi hazırladım. Tabi ben bu arada hamurumu dinlendiririm derken annemi, kız kardeşimi İstanbul'daki, bir de yurt dışında abimin kız var. Onunla görüntülü konuşmaya başladık arkadaşlar. Tam 2 saat geçmiş aradan. Benim hamur bayağı bir bekledi. Ondan sonra şöyle bu peyniri göstereceğim ben size. Bu örgü peyniri, Diyarbakır peyniri. Oradan gelmişti. Ben bunu suya ıslattım. Tuzu çok tuzlu bu. Salamura peynir. Tuzu çıksın diye ıslattım. Böyle de dideledim. Şimdi bunu kullanacağım böreğimin için arkadaşlar. Bu da şöyle kenarda beklesin. Hemen hamurumu açmaya başlayayım.
Gerçi beklediğimizde hamurumuz daha güzel açılıyor. Çıtır çıtır çok güzel bir böreğimiz olacak arkadaşlar. Eğer iç harcını farklı koymak isterseniz her türlü iç harcı yakışıyor bu hamurun içine. Ben bugün peyniri kullanacağım. Yumaklarımız fazla büyük değil. İnceltebildiğim kadar incelteceğim. Arasına 150 gram tereyağım vardı. İçine az da sıvı yağ akıttım. Onu da erittim. Şimdi ara katlarına onu sürüp ondan sonra peynirimi koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük hamurumuz kocaman ekmek oldu. Yeterli. Hemen şöyle incecik oldu, gördüğünüz gibi baklava hamuru gibi açıldı. Hemen şöyle tereyağımızı ara katlarına yine bildiği kadar sürelim. Hamurumuz çok ince. Fazla yağlı yapmayalım. Zaten üst katına da süreceğim arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Peynirimizi yanımıza alıp üst katını şöyle kapattım, ön kısmını. Eğer peyniri direkt şöyle serpip de peyniri üstüne döşersem kenarlarından çok eridiği zaman akıyor. O yüzden peynirimizin üstüne döşeyeceğim. Hamurumun geri kalan kısmını. Şu şekil arkadaşlar. Geçenki yaptığım börekte içinde hiç kalmamıştı peyniri. Onun için bunu da bu şekilde döşeyim dedim. Bu şu kısmı da hemen altına çevirelim. Hepsi burada hazır. Hafiften üstüne şöyle yağ değdirelim ki yüzü kavuk tutup kurumasın. Hemen bunu kenara alalım. Tekrardan ikinci hamurumuzu da açalım. Bu böreğin lezzeti çok güzel arkadaşlar. Hamurundan sirke olan bir börek, çıtır çıtır. Normal hazır şey böreklerde aldığınız böreğe benziyor tadı. Böreklik hamur yiyorsanız kesinlikle içine üzüm sirkesi ya da elma sirkesi koyun, bir kaşık derim yemek kaşığıyla. Püf noktalarından biri olur çıtır olması için. Hamurumuz çok beklediği için yumuşamış. Onun için çevirmeden şöyle oklava yardımıyla şöyle şöyle açacağım. Sohbet o kadar güzel geldi ki böreği hamur unutmuşum burada. Şimdi
Şimdi onlara söyledim ben hamur yoğurdum diye. Gülerek bana hadi kapat telefonu git işini yap dediler arkadaşlar. O yüzden hemen kapatıp ben de geldim böreğimi açmaya. Tekrar da şurada yağımız hemen yanıma koydum. Zaten tereyağı girdiği zaman börek olsun, katmerler olsun o çok güzel oluyor. Bir de takipçimin biri yazmış kulaplı artık tereyağı almak çok zor diye. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Her şeyin fiyatı yüksek ama ben yine de çok kişi hitap ettiğim için hani imkanım olmasa almak zorundayım ben tereyağı. Ha normalde önceden tereyağı mı yapıyorduk? Yapmıyorduk. Paket yağı da kullanıyordum doğruya kalınca. Ama şimdi herkese tarif verdiğim için tereyağı kullanıyorum. Sizler de bütçenize göre arkadaşlar artık ne uygun gelirse. Paket yağları da çok güzel. Ama gerçi onların fiyatı da çok yükselmiş. Ona da bir şey diyemiyorum. Allah herkese kolaylık versin. Peynir yağlı olunca bunu bana Nazik Diyarbakır'dan alıp gelmişti. Bunu ben almadım arkadaşlar. Çok tuzlu da yiyemiyorduk. Bunu da tuzunu giderdim. Şöyle böreğimizi içine katalım. Şu kısmını böyle kapatın. Şu kenarından inşallah eriyip akmaz. Çünkü öbürleri çok ısrar oldu. Geçen üzüldüm. Tekrardan şöyle. Sermedim ama kesin bu küçük mü oldu diye bakayım. Yok, ölçülerim aynı olmuş. Güzel oldu. Hemen bunu da şöyle yağsının üzerine sürüp yeterli. Hepsini bu çeşit açıp hazırlayacağım böreklerimizi arkadaşlar. Son hamurumu arkadaşlar bitirdim. Allah'a şükür olsun. Çok hızlı açıldı. Ve şöyle bunu da aktaralım. Oklavam biraz duvara değdiği için masamı ortaya almadım. Biraz zor açılıyor. Ve şöyle bu da gayet güzel açıldı. Hemen yine tereyağımı şöyle ara katlarına değecek şekilde fırçamızın ucuyla serpiştirelim. Şu kısmını şöyle kapatmıştım arkadaşlar. Peynirimize tam yetti, bol bol koydum. Çünkü suda erittiğim için eşimde de yok. Bunun bitmesi lazım. Biz pek yiyemezdik Ramazan'ı. Hepsini israf etmeden kullandık. Hemen şu kısmını şöyle buraya da böyle büktüm. İşlemimiz çok kolay ve o kadar da lezzetli. Çok da pratik vallahi arkadaşlar. El açması yapanlar için çok kolay olur ama biraz açmayı tam bilemeyenler için biraz zor olabilir. Ben çabuk açtığım için hızlı yapıyorum. İnşallah aramızda herkes biliyordu el açmasını da. Hemen şöyle onu üzerini yağlayalım. Tamam da geri kalan tereyağımın üzerine bir tane yumurtanın sarısı var. Şöyle aktardım. Hemen fırçamla da şöyle çekeyim. Birkaç da yoğurt koyacağım arkadaşlar. Da güzelce fırça yardımıyla birbirine bulayalım.
hemen sosumuzu çok da sık sürmeyelim. Şöyle zaten yağıyla üzerinden gezdirdiğimiz için hafiften yumurtamızın sarısı ve yoğurt güzel kızarsın diyerek şöyle ince bir tabak halinde sürüp çekelim hemen. Fırınımızı 190 dereceye ayarladım arkadaşlar. Şu an ısınıyor. Isındıktan sonra hemen böreğimizi göndereceğim. Arkadaşlar ben bunu hemen pişmeye gönderiyorum dedim ama kesmeyi unuttum. Sonradan tekrar kameramı geri açtım. Şimdi şöyle bunu bıçak yardımıyla keselim. Piştikten sonra bölmesi daha kolay oluyor bunun. Aynı kısmı şöyle çevirip bu tarafa da keselim. Evet, şimdi fırınımıza gönderebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğim çok güzel şişmiş. Ama ben peynirlerine dedim yağlı peynir, şu kenarlarını büktüm. Ama ortadan kestiğim yerlerden yine peynirler çıkmış. Tüh, görselliği hafiften bozuldu ama tadı eminim ki o kadar lezzetli ki arkadaşlar. Peynir çok lezzetli çünkü. Keşke hiç kesmeden şeyden sonra kesseydim. Piştikten sonra aklıma hiç gelmedi buralardan çıkacağı peynirim. Biraz daha kızarsın yüzü çıkartacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle peynirin cozurtu sesini duyuyorsunuz. Hala daha sıcak. Artık peynirler eridi şöyle üstten. Gerçekten çok güzel oldu ama dediğim gibi taşlı kesim yerlerinden şöyle çıtırlığını gösterip çok sıcak arkadaşlar. Şimdi böreğimizi yakından şöyle bir tanesini açtım ben. Tadına baktım. Gerçekten mükemmel olmuş. Şöyle bir tanesini daha. Kaşarı eridiğinde kaşar da değil aslında. Bu şey peyniriydi arkadaşlar. Örgü peynir. Peynir o kadar güzel sünüyor ki içinde. Gibi dökülür üstündeki gördüğünüz gibi. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.